Yazı kilosuz ve fit bir görünümle geçirmek isteyenler çareyi internette satılan gıda takviyeli zayıflatıcı ürünlerde arıyor. İçerisinde yasaklı etken madde bulunan bu ürünler Sağlık Bakanlığı onayı almamasına rağmen kolayca satın alınabiliyor. Uzmanlar sağlık sistemini bozan hatta ölüme sebep olan bu ürünler konusunda uyardı. Kimi hızla kilo vermek, kimi fit bir görünüme kavuşmak istiyor. Başvurulan ilk yöntemse gıda takviyeli zayıflatıcı ürünler oluyor. İnternette satılan ürünlerin çok fazla sahtesi de yapılıyor. Ancak bir vatandaşımız vefat eder ya da sağlığı tehlikeye girerse o zaman denetim yapılıyor. Zayıflamanın belki de en basit yolu spor yapmak ve düzenli beslenmekten geçiyor. Ama günümüzde birçok kişi kısa sürede zayıflamanın çaresini internette satılan zayıflama ürünlerinde arıyor. Bilinçsiz bir şekilde satın alınan ve tüketilen bu ürünler zayıflatmak şöyle dursun kişinin ölümüne bile sebep olabiliyor. Gıda takviyeli zayıflatıcı ürünlerin içinde sibutramin etken maddesi bulunuyor. Bu madde psikolojik sorunlara, kardiyolojik rahatsızlıklara ve çoklu organ yetmezliğine neden olabiliyor. Özellikle internette satılan birçok üründe bunu gördük, duyduk, denetimlerde ortaya çıktı. Yasaklı, kullanılmaması gereken ürünleri içerisinde enjekte ederek böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği gibi bir sürü olumsuz etkiye, sağlık problemi neden olan durumlara yol açabiliyor. Sağlık Bakanlığı onayı bulunmayan gıda takviyeli ürünler erişim kolaylığı nedeniyle internet ortamında satılıyor. İnternette bir kere ilacın satışı yasak. İlaç sadece eczaneden satılabilir. Takviye edici gıda, ilaç dışı ürünler internette satılır ancak saklama koşulları bilinmediği için güvenli değil. Bu yüzden vatandaşlarımız internetten kesinlikle zayıflama ürünü almaması gerekir. Antalya Eczacı Odası Başkanı İsmail Erçin, ilaç ve gıda takviyeli ürünlerin mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini söylüyor. Zayıflama tek başına ilaçla ya da takviye edici gıda ile olacak bir iş değil. Spor ve diyetle bunun olması gerekir. Bu konuda diyetisyenler, doktorlar, eczacılar iyi bir danışmanlık verir diye düşünüyorum. Ama vatandaşlarımız tabii ekonomik durumlar da göz önünde bulundurarak internetten alıp kolay yolu seçiyorlar. Bu da sağlıklarının daha kötüye gitmesine neden oluyor.